Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Banka kasası kümesimizi Allah'ın izniyle bitirdik. Bugün işte bizim Hayri'nin kuzeni Berkay. Her zamanki gibi Timur ve Hayri var yanımızda. Gelme oğlum, kapatamıyor. He? Arkadaşlar şöyle uzaktan bir alalım. Şimdi yukarısından şuraya bir tane bir sundurmalık gibi bir şey Timur kaynattı. Ondan sonra üstüne ne mebran diyorlardı ya? Membranı yapıştırdık. Ondan sonra işte içine izolasyon yaptırdık arkadaşlar. Yani kendimiz yaptık yani. Her tarafını yaptık. Komple suntayla döşedik. İşte raf sistemini koyduk. Fakat raf sisteminin bölünmesi lazım. Ondan sonra onu da hallettikten sonra kümesimiz şu anlık tamam. Tavan da aynı şekilde işte içerisine her tarafı içerisine köpük koyup ondan sonra üzerinde işte bulabildiğimiz malzemelerle yaptık, hallettik. Burada havalandırma delikleri var. 2 tane. Ayrıca da daha önce göstermiştim. Şöyle hem üst tarafında hem de alt tarafında arkadaşlar havalandırma deliklerimiz var. Şimdi bu köşelerimize de işte 3, 6, 9 tane olacak şekilde bekar tüneyi karşılıklı olarak şuraya bir tane şey yapacağız. Eczane dolabı gibi bir şey olacak. İşte ilaçlarımızı, işte ne bileyim yavru besleme pompası, yemimiz için de yine ayrıca buraya bir yer yapacağız. Durum böyle arkadaşlar. Bugün de, daha doğrusu dün de buraya çalıştık. Bugün de burada çalışıp şu anlık bitti sayılır. Valla inşallah yavaş yavaş da kuşları alacağız buraya. Komple olarak da şöyle kapatalım kümesimizi. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor bize ne kadar mal ettiniz filan. Ya bu işte sadece sacının işte kaynatılması filan malzemesi 6000 liraydı. Şimdi 2000 lirada, yaklaşık 2000 lira yakında bazı malzemelerine verdik. Yani toplam 8000 liraya mal oldu böyle bir kümesi arkadaşlar bize. Şöyle ki Timur, nasıl geçti şu süreç? Abi demir aksamını yapmakla bitmiyor kümes. İçinin yalıtım olması lazım. İçinde folluklar, tüneklikler, işte yalıtımı. İşte kolay bir iş değil bu. Sonuçta ya işte uğraş, ne kadar arkadaşlar ne kadar emek veriliyor görün kuşlar için. Yaptığımız kümese bakın ya. Ya düşün yani. Evi olmayan arkadaşlar da gelip burada küçük bir yatak atıp kalabilir arkadaşlar da. O kadar güzel bir şey oldu, büyük bir şey oldu. Vallahi keyifli oldu, çok da güzel oldu aslında. Bakalım hayırlısı olsun herkes için. Biz şuraya şimdi bir masa atarız. Aynen öyle. Şurada inşallah şu tarafı şöyle güzel bir temizleyip şuraya bir tane masa atıp şurada bir mangal yapacağız. Artık bu yorgunluğun üzerine bir mangal gidecek arkadaşlar. Önümüzdeki hafta olmaz. Ben gerçi cumartesi, pazar belki olur yani. Yani bu yakınlardaki varsa arkadaşlarımız da buyursunlar gelsinler. Etlerini de alsınlar. daha dur kanka, kanal para kazandırmıyor. Yani şimdi bir şey kimseye bir şey yapamayız. Cepten gidiyor diyorsun. Cepten gidiyor. Gerçi işin şakası. Kanalını açmamızın amacı zaten para kazanmaktan ziyade dostlar edinmek. Bir Serkan kardeşimiz var İstanbul'da, Levent'te. Mesela onu tanıdık. Zaten buradaki arkadaşlarımızı zaten onlar zaten bizi tanıyor, biz onları tanıyorduk. Onların birleşmesini sağlayan bir camia kurduk. İcabında adam yabancı bir kuş mesela bize gelsin veya biz kuş kaçıralım. Kanalda yayın yaptığımız zaman arkadaşlar da sağ olsun kuşu çıkartmıyorlar. Ya arkadaşlar şöyle bir durum var. Ya şimdi kuş sahibine yakışır. Eğer ki bir kuş yakalamışsanız, başkasının kuşu, arayın kardeşim ya. Bir şekilde bunu, ne bileyim, Facebook'ta bir sürü gruplar var, onlara bildirin. Yani bir şekilde insanlara, biz kuş yakaladık kardeşim ya, bunun sahibi illaki bir yerlerde vardır. Ya geçen hatırlıyor musun? Seni aradım, kaçak var işte, Hayri'yi aradım. İlk başta Hayri'yi aradım gerçi. Hayri'yi aradım, dedim böyle kaçak var dedim. Hayri de bana kuş tarif etti. Oğlum dur, kuşun yanına yaklaşmadım. Gittim kuşun yanına, baktım Hayri'nin tarif ettiği birebir. Dedi Yusuf'un abi dedi. Dedim, ha, geçen tamam o ya. Şeyde yakaladığımız değil mi? Hı hı. Vade yakaladığımız. Ben vade gittik. Yusuf'a verdik, Yusuf almadı. Dedi abi senin olsun dedi.
Onda Bahtı Timur abi de aynı bir güzel bir dişi var aynı öyle perşemli. Dişiye gider dedi. Ya bir deneyeceğiz ya bakalım. Yani renk olarak uyabilir de. Hani oyun olarak bizi uğraştırmaz etmezse. Ya aslında var ya hiç deneme şeyimiz de yok benim biliyor musun? Hayır ya bir dünya kuş var. Hangisini uçacağız kanka ya? Şimdi şöyle olacak. Bizim şimdi bu yuvadaki kuşların, uçurduğumuz kuşların çoğunu biz bilmiyoruz. Neyin ne işte, olduğunu. Onlar uçacak, biz oynayacak. Tamam şeyden alacağız, edeceğiz. Duruma göre onları göndereceğiz. İyisi kalacak, kötüsü gidecek. Oğuz geldi bizim Timur'un yeğeni. Bakalım. Oğuz aç anahtar üzerindedir. Ben aldım. Aldın mı? Ben gidecektim mi? Yani arkadaşlar dediğimiz gibi bu kadar emek veriliyor, bu kadar çaba harcanıyor. Şimdi burada bir yavru alınması, bunun işte yetişmesi zaten büyümesi 45 gün. Bunun uçulması, hazırlanması 6 ay 7 ay. Bu böyle bir zaman verilen bir sistem düşünün. Ve gelip işte kuşun işte gidip başka bir yere düşmesi. Oğuz açsan orayı. Başka bir yere düşmesi, başka birini yakalayıp da söylememesi yani her şeyi bitiriyor. Çünkü kolay bir şey değil yani kuş uçurmak. Al işte sabahtan beri kuş uçuyoruz, yavruları uçurduk, tamızları uçurduk. Geldik ondan sonra geldik bir de kümesi yaptık. Dün de geldik yağmur çamur demeden burada çalıştık. Buradan Mehmet'e de teşekkür ediyoruz. Mehmet geldi yukarıdaki membrana döşedi. Yani sağ olsun işte kümesimizi en sonunda bu vaziyete getirdik arkadaşlar. Çünkü sıcak olduğu zaman saç ısınacak. Aşağı sıcaklığı vermemesi için alt tarafa köpük attık. Hep bunlar bir uğraş. Dediğim gibi. Abi 4 paket köpük gitti. Kaç para paketi? Paketi 100 lira değil mi onun? 100 liradan fazla da. 100 lira. 4 paket mi gitti? Ya 150 lira falan herhalde. Ben tam olarak da şey bilmiyorum yani. Yani ya şu fonlu yaptırmaya kalkış. Sabah ben internette gördüm. Ona 1000 lira istiyor. 1000 lira aynen salmalık. Evet. Ya işte kolay değil ki abi. Hepsi masraf yani. Yani biz hani şöyle 2000 lira masrafı var diyoruz da biz 2000 lira masrafı edeceğiz içine. Yani yalıtım malıtım 2000 liraya da geçer normalde. Ya biz sağdan soldan işte... Tabii malzemeleri bir yerden aldık. İşte o oradan bu buradan yine de 2000 liraya geçti. 6000 lira da küme sürdü. Al sana 8000 lira. Kolay değil ki yani. Öyle mi Timur? Öyle öyle. Piyasa durgun zaten. Bu piyasaya can verdi kanka yine. 8000 lira ekonomiye katkı yaptık burada. Emeğimizin sonunu aldık ama. Aynen öyle. Bir şekil yaptık. Allah'ın izniyle inşallah daha da güzel kuşlar uçacak. Buradan bizi takip eden arkadaşlara, abonelerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü ya bu videolar izlendikçe biz de keyifleniyoruz, biz de çekiyoruz. İşte kümes yapıyoruz, ne bileyim işte. Biz zaten siz olmasanız da bu kuşları uçuracağız. Yani siz olduğunuzda daha büyük keyifli oluyor yani bu iş. Arkadaşlar yerimiz böyle. Gelip bizi ziyaret etmek isteyen olan varsa buyursun gelsin. Herkes kendine dikkat etsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.